Arkadaşlar merhabalar, ben Operatör Doktor Hasan İpek, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı. Konumuz yine beslenme, 13. bölümden herkese merhaba. Biraz ara verdik bu video çekimlerine yoğun olduğumuz için. Şimdi her seferinde beslenmeye giderken genel hatlarıyla bazı şeylerden bahsedip geçen bölümde bu bölümde hücredeki asitlenmeyi anlatacağımı size söylemiştim. Ama öncelikle hücredeki asitlenmeye başlarsak konuyu kavramakta güçlük çekebilirsiniz. Onun için önce hücreye bir yolculuk yapalım isterseniz. Hücre nedir? Ne işe yarar? Onu biz size tarif edelim. Burada da bir hücrenin resmini görüyorsunuz zaten. Geçen bölümde mikroskoptan çekilmiş hücre resmi olarak sizin için özel olarak getirmiştim. Şimdi hücrenin içindeki asitlenmeyi de bu resim üzerinden size anlatacağım. Ama ondan önce genel bir giriş yapmak istiyorum. Şimdi çevremizdeki varlıkların tamamı canlı ve cansız varlıklar olarak ikiye ayrılır. Cansız varlıklar katı, sıvı ve gaz halinde oluşan maddelerden meydana gelmektedir. Canlı varlıklar ise bitkiler, hayvanlar ve insanlardan oluşur. Canlı varlıkların tamamında gözüken ortak özellikler vardır. Bir de ortak olmayan özellikler vardır. Mesela canlı varlıklarda ortak olmayan özellikler, fotosentez ortak özellik değildir. Bitkilerde vardır fotosentez. Ama hayvanlarda ve insanlarda fotosentez yoktur. Mesela yine yer değiştirme, canlılarda yer değiştirme bitkilerde yoktur. Bitkiler sabittir biliyorsunuz. Ama tüm hayvanlar ve insanlar yer değiştirirler, hareketlidirler. Yine iskelet sistemi bakımından bitkilerde zaten iskelet sistemi olmaz ama hayvanlarda iskeleti olan hayvanlar ve insanlar vardır canlılarda. Ya da iskeleti olmayan mesela solucanlarda iskelet yoktur. Onlar da canlı sonuçta. Ve bunlar canlıların ortak olmayan özellikleri. Peki canlıların ortak özellikleri nedir? Bütün bitkiler, hayvanlar, insanlar. Bu canlıların ortak özellikleri nedir? 1. Bütün canlılar, bitkiler, hayvanlar, insanlar, bunlar hücrelerden oluşurlar. Bak hücrenin resmini görüyorsunuz. Bunların hepsi hücrelerden oluşur. Bütün canlılarda beslenme vardır. Bizim konumuz da zaten beslenme, beslenme, beslenme diyoruz. Hücrelerde, bunlar hücrelerden oluşuyor canlılar. Beslenme var, büyüme ve gelişme vardır. Bütün canlılarda büyüme ve gelişme vardır. Hareket edebilenlerde hareket etme vardır. Solunum yapma vardır canlılarda. Bitkilerde fotosentez yoluyla yapılıyor bu ama diğer canlılarda aerobik ya da anaerobik dediğimiz yani oksijenli ya da oksijensiz solunum vardır. Boşaltma yapma vardır. Yani dokularda birikmiş bu canlıların dokularında birikmiş olan artıkların boşaltılması söz konusudur. Hayvanlarda, insanlarda, bitkilerde. Ve çoğalma yani üreme vardır bitkilerde, hayvanlarda ve insanlarda. Tepki verme, irkilme vardır. Peki bir canlıyı oluşturan en küçük yapı birimi ne denir? Hücre denir. Doğada yaşayan canlıların tamamı hücrelerden oluşur. Ve canlılardan bazıları tek bir hücreden oluşur, bazıları çok sayıda hücreden oluşur. Canlıyı oluşturan hücrelerin görevlerine göre de şekli ve büyüklüğü değişik olabilir. Bilinen en küçük hücre bakteridir. En büyük hücre ise deve kuşu yumurtasının sarısıdır. En uzun hücre yaklaşık 1 metre uzunluğunda sinir hücresidir. Hücre gözle görülemez. Bu da mikroskopla çekilmiş resmini görüyorsunuz. Canlılar hücre sayısına göre de tek hücreli canlılar ve çok hücreli canlılar olarak ikiye bölünür. Tek hücreli canlılara örnek mi? Bakteriler, amip, mantarlar, terliksi hayvanlar, paramecium, mavi yeşil akler bunlar tek hücreli canlılardır. Peki çok hücreli canlılar bunlar çok sayıda hücreden oluşurlar. Bunlar da insanlar, hayvanlar, bitkiler bunlar çok hücreli canlılardır. Çok hücreli canlılarda dokular bulunur. Canlılarda
gerçekleşen yaşamsal faaliyetlerin tamamı hücre tarafından da yapılır. Bakın burada gördüğünüz hücre tarafından yapılır. Hücrenin görevi yaşamsal faaliyetleri gerçekleştirmektir. Peki hücrenin yapısı nedir? Canlılarda gördüğümüz her türlü yapısal ve işlevsel faaliyeti hücrede görebiliriz. Yani bir hücre büyüme, boşaltım, üreme, hareket gibi canlılığa özel işlevleri tek başına yerine getirebilir. Ve işte şimdi sıra hücrenin yapısına geliyor. Hücrenin en dış kısmında bakın şu sarı kısmı görüyorsunuz. Bu hücrenin dış kısmında bulunan molekülleri hücrenin içine özelliklerine göre içeri alan veya hücrenin içindeki molekülleri dışarı bırakan bir katmandır bu. Bütün bitki ve hayvan hücrelerinde bulunan canlı, saydam, esnek ve seçici geçirgen bir zardır. Hücrenin içindeki asitlenmeyi ve alkali hayatı bu hücre zarı ayarlar. Bir de içinde çekirdek var, mitokondriler var. Gelecek bölümde işte asitlenmeye giriş yapacağız. Görüşmek üzere. Önümüzde bayram. Ben herkesin bayramını buradan kutluyorum. Herkese sağlıklı, huzurlu bir bayram ve sağlıklı bir hayat diliyorum.